Mikabot kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün e, kendi özel kanalımız olan e, Mikabot VIP Yapay Zeka Sinyalleri adındaki kanalımızı, kanalımızı nasıl etkin kullanırız, nasıl verim alabiliriz, bunlarla alakalı bilgiler vereceğim. E, güzel haberi dün vermiştim Twitter hesabımda. Normalde bu kanala işte özel bir online form alıyordum ve herkesi almıyordum. Bunun tabi çeşitli sebepleri vardı. Ee, öncelikle videoyu ilk defa izleyenler olabilir. Ee, ben Mikabot adındaki yapay zekalı robotun geliştirisiyim. Ve bu Mikabot adındaki yapay zekalı e, robotun çeşitli birbirinden farklı birbirini çok güzel tamamlayan modülleri var. Ee, bu modüllerden biraz sonra bahsedeceğim ve bu kanalda e, nasıl daha verimli, işlemler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim biraz karışık gelebilir ilk başta ee, Öncelikle Kanalda çeşitli modüller var ayı piyasası yapay zekası dediğimiz bir modül var Ayı piyasası yapay zekası dediğimiz modül e, Düşen piyasada geçmişi öğrenerek kripto piyasasındaki geçmişi öğrenerek e, Vurkaçlar yapar e, çok fazla holdda e, Olmamanızı sağlar ee, düşme özellikle düşmelerde alım yapar ve düşmelerde derken Düştükten sonrasında bir Artık düş meydana gelmiyorsa ve bir dip noktalar olduğunu düşünüyorsa geçmişte öğrendiği istatistiklere ve verilere göre Sonuçta bu bir yapay zeka ve geçmişi öğrendi e, Orada bir alım al, e, sinyali oluşturur genel itibariyle ve e, ardından Size bir vurkaç yapmanızı sağlar veya çeşitli böyle özel noktalar büyük tepe yapmıştır bir düzeltme yaptıktan sonra almanızı sağlar böyle ilginç çok böyle piyasada fırtına esmiyorken böyle bir sessizlik varken bakmışsınız sinyal vermiş ne alaka falan diyorsunuz ama genelde ha demek ki bundan dolayı vermiş diye böyle insanı şaşırtabiliyor ben fazla lafı uzatmayayım dostlar biraz kanala göz atalım biraz yukarıdan doğru gidelim Peki yapay zeka sinyallerini daha nasıl etkin kullanabiliriz? Örneğin dün sabah yani bu gece e, Raven'de alım vermiş 326 satoshi'lerde. Raven şu an e, 332 satoshi'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Evet yanlış hatırlamıyorum. 343 satoshi'ye kadar çıkmış satoshi. E, Şimdi bu böyle bir sinyal aldığımızda nasıl yorumlamamız gerekir Öncelikle ben Mikabot ayı piyasası yapay zeka dediğine göre bu bir yapay zeka sinyalidir Ve ardından Mikabot buy Yani bunu bir alım sinyal olduğunu anlayabilirsiniz burada kesinleşen sin e sinyal fiyatı var e Ve bu 326 satoshi'den daha ucuza alarak e kar maksimizasyonu ve daha Avantajlı fiyatlarda al sat yapmanızı öneriyorum Örneğin burada 326 çıktıysa siz 323, 324, 325 civarına kademeli alım koyabilirsiniz. E, bu şekilde. E, eğer bu alım sizin alımınız gerçekleşirse e, biraz daha bu yapay zeka'ya göre daha fazla e, kar edeceksinizdir. E, veya işte bir Mikabot sel yazıyorsa burada bir, bir e, satım sinyalidir. E, çok fazla beklemeden elinizden çıkartın fakat Biraz daha pahalı satarsanız kar maksimizasyonu yapabilirsiniz dostlar. Bu söylediğim nokta gerçekten çok önemli. Her defasında %0.30 bile daha avantajlı alsat yaparsanız... ...bir ay içerisinde, iki ay içerisinde daha gibi bir kar edebilirsiniz. Bunu ben geçmişteki istatistiklerle, hesaplamalarla tecrübe edindim. Bu modülü. Bu modül çok ilginçtir dostlar. Yani böyle ilk zamanlarda çok çok böyle kazandırmıyor gibi geliyor. Hatta yani belki... Yani çok da bizden çok farklı trade yapmıyor gibi geliyor ama Böyle çok e, stresli piyasalarda düşen piyasada bakmışsınız ki kasanız bayağı bir korumuş Çok ilginçtir orta vadede uzun vadede çok ciddi karlar edebiliyor bu modül e, Bu zamanlarda Özellikle yatay e, piyasalarda bitcoin'in yatay olduğu ve yönünün belli olmadığı piyasalarda e, Tabii ki bu modül e, çok böyle Verim vermeyebiliyor dostlar e, Dolayısıyla Böyle kararsız grip yasalarda e, biz bu modülü daha çok e, bir trend olarak algılamamız gerektiğine söyleyebilirim. E, tabii ki her yapay zeka modelinin burada farklı farklı e, stratejileri ve fa şey var, özgünlükleri var. Örneğin e, Bitcoin'de daha çok Bitcoin arttırmak üzerine olan bir yapay zeka modeli varken, e, örneğin e, Basic Attention Token'da genelde e, ayı gücü arttırılmış bir model vardır. kesinlikle yatay piyasada almaz. Ya düştüğünde ve düşmesinden sonrası bir tepki geliyorsa veya işte güçlü bir yükseliş olduğunda alım sinyali verir. Genelde holdta kalınır. Yani işte 10 gün varsa bunun 1-2 günü holdta kalır. Diğerlerinde USDT'de kalmanıza sebep olacak bir yapay zeka modelidir. Basic Ethereum token'daki. Ya mesela dün 0.180'lerde alım verdiyse siz de 0.179'lara alım koysanız şu an Basic Attention Token'ın 189 yani neredeyse bak, baksanız 190'lara çıktığını görebilirsiniz dostlar. E, yapay zeka sinyalleri bu mantıkla kullanmanızı öneririm dostlar. E, piyasada bir gri alan varsa bu e, yapay zekanın biraz e, trend olarak algılamamız gereken gerektiğini söyleyebilirim. Bir daha vereyim dostlar. E, baktığınız son zamanlarda mikrobot e, Mikabot ayı piyasası bütün coinlerde sat verdi. O zaman savunmaya geçmenizi öneririm dostlar. Böyle büyük düşüşlerde e, neredeyse hepsinde Mikabot hepsine satış yapmıştı. Ve bu şekilde Telegram kanalımızda büyük düşüşlerden kurtulmuştuk. Ve epey e, güzel dualarda almıştık açıkçası. E, bu kanalda çok kullandığımız modüllerden bir tanesi de Crypto Scanner yani kripto avcısı modülü. Kripto avcısı modülü nedir? Biraz daha son saatlerdeki e, trendi ve e, detaylı market aksiyonlarını görebilmeyi sağlar. Öncelikle sol tarafta bizim e, USDT bakımından güvenli gördüğümüz yaklaşık e, 40 tane coin'in sembollerini gör görüyorsunuz. E, transitlik dediğimiz olay da şudur. Ee, nasıl bir trende girmiş yani örneğin 5 tane artı varsa bir güçlü bir yükseliş yapmıştır. Ee, peki bunların sağında solunda olması fark ediyor mu? Elbette ki. Örneğin BTC, USDT'de e, sağ tarafında e, bir eksiğin olması biraz daha uzun vadenin altına düşmüş ama e, şu son saatlerde Bitcoin'in biraz diplerden biraz yukarı doğru sıyıldığını e, söylüyor buradaki rapor. Peki ben bu raporu da en fazla trende girmiş olan coinleri bulmam gerekirse bakın şuradan Neo, Ont, Bitcoin Cash, Basic Attention Token, Quantum Waves ve Tezos gibi coinlerde güçlü bir trend olduğunu görebilirsiniz dostlar. Şunlara gelince şunlara bakalım. Bunlar bir tepe yapmış ve ardından şu son saatlerde bir düşme yapmış olan coinlerdir. Bitcoin'e bunlar arasında varmış dikkat ederseniz dostlar. Peki hangilerinde bir panik alım olmuş ve hangilerine panik satım olmuş dostlar? Şu son saatlere baktığınızda e, Tezos ve Basic Attention Token'da bir panik alım aldığını görebiliyorsunuz. Buradaki ACC verisinden. E, peki hangilerinde bir satım olmuş diye panik satım olmuş diye baktığımızda çok olmasa da FET'te, Quantum'da, e, VET ve Engine'de, Matik'te küçük de olsa bir panik satımı olmuş dostlar. Ama piyasa, piyasada bir panik satımı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, pi piyasada panik satımı olduğunda buradaki rakamların eksi 10, 15 gibi rakamlar, eksi 5'lerden daha yüksek rakamlar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki piyasadaki market hacim paylarının nasıl olduğuna bakmamız gerekirse Bitcoin %57'lik bir e, son saatlerde meydana gelen hacmin %57'si bunlar arasında söylüyorum dostlar. Tüm piyasayı söylemiyorum. %57'sini sahip olmuş. Ardından Ethereum ve şey gelmiş. Ee, BitTorrent gelmiş. Evet BitTorrent'te son zamanlarda bu kadar bir aksiyon görmüyorduk açıkçası. Çok ilginç. BitTorrent'te durumlar nedir? E, piyasaya baktığımızda aslında şu son saatlerde sıkı bir altcoin piyasası olmadığını anlayabiliriz. E, yani yarı yarıya diyebilirim ben dostlar. Piyasanın şu artılara baktığımızda Ortanın biraz üzerinde bir trend olduğunu görebilirsiniz. Yani daha fazla arsalar olduğundan dolayı söylüyorum. Fena değil şu an piyasaya baktığımızda. Ee, peki şu son 24 saatlik hacim ortalamasının üzerine çıkan coinleri görelim. Ee, Ont, Waves ve BitTorrent olduğunu görüyoruz dostlar. E peki Waves'teki hacim ne ile alakalı diye baktığımızda. Şu son zamanlarda bir evet panik satım olmuş ama There is highest price in the last period'un anlamı şudur Şu son periyotta Günün en yüksek fiyatına ulaşıldı mı Sorusunun cevabıdır e, Baktığınızda Waves'in e, buna doğru dediğine göre Waves'te güzel bir trend var ve bu hacim bununla alakalı Ve şu son e, periyotlarda Bir e, Şurada eksi bir olduğuna göre bir kar realizasyonu olmuş dostlar bu rakam çok böyle büyük ekside olsaydı zaten muhtemelen şuradaki doğru şey çıkmayacaktı peki hacim patlamalar cinsine bakalım v last v high şu demektir şu son 10 gün içerisindeki 15 dakikalık mumlardaki en fazla hacim patlaması olan mumlarla bir kıyaslamasıdır. son 10 gün içerisindeki en fazla hacim patlamasına nazaran bu rakam yani örneğin e BitTorrent'te 0.75 çıktığına göre şu son 10 gün içerisinde en fazla hacim patlamasına sahip 15 dakikalık muma nazaran 4'e 3 oranında bir kıyas şey hacim patlaması yapmış ki bu gerçekten demek ki son 10 günün en yüksek rakamına çıkmış hacim patlaması olarak BitTorrent'te demek ki bir şeyler var. Bunu rahatlıkla okuyabili okuyabiliyoruz dostlar. şu an bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda şu son bir hafta içerisinde en fazla trend olmuş olan coinlere bakalım. Tezos, Waves ve Atom'u görüyoruz. Neo'da da aslında bir toparlama var küçük de olsa. Ama şu ilk 4 gerçekten fena rakamlar etmemiş. Quantum, Atom, Waves ve Tezos. Peki son 6 saat içerisinde en fazla kazandıranlar hangisi diye baktığımız zaman basic taşın token ont ve wavesin olduğunu görebiliyoruz. İşte dostlar kripto avcısı raporu bu şekilde yorumlanır. Peki korelasyon raporuna bakalım dostlar. Korelasyon raporunu anlamış şudur. Bitcoin'in yukarı aşağı hareketlerinde ne kadar bir uyumluluk var? bu raporda korelasyonu güçlü olan ile ilgili yorum yaparız. Bitcoin çıktığında bir o kadar belki daha fazla çıkacak. Bitcoin düştüğünde çakılacak anlamına gelir. Bitcoinle korelasyonu ne kadar güçlüyse ama şu son e, 24 saat içerisinde Bitcoin aşağı yukarı bir paralel piyasa yaptığından dolayı buradaki e, korelasyon raporun gücü çok bir şey ifade etmeyebilir ki zaten bakıyorsunuz piyasada bir güçlü bir korelasyon yok. Yani sadece PX'de görüyorsunuz. on haricinde düzgün bir, e, bir korelasyon gö görmüyorum. Bunu nasıl anlıyoruz? E, bunun birden büyük olmasını, bununla birden büyük olmasını bekliyorum. E, bu birden büyük değil bu birden küçük. Bunun anlamı şudur: Bitcoin yukarı doğru yükselişlerinde bir üzerinden yani birden büyükse, Bitcoin'den daha fazla tepki veriyordur yukarı. Bitcoin paritesi olarak söylüyorum. Bitcoin aşağı düşüyorsa ve bu birden büyükse, Bitcoin'den daha fazla düşüyor anlamına gelir. Zaten baktığınızda e, Yukarı mesela e, Vite'ye bakalım yukarı çıktığında tepkisiz kalmış ama aşağı düştüğünde daha fazla düşüyor. Bu demek ki o kadar da çok iyi bir korelasyon sahip değil. Düşme korelasyonu çok fazla ama yükseliş korelasyonu fazla olmadan dolayı ben bunu çok sağlıklı olarak değerlendirmiyorum. Piyasanın buradan bir korelasyon piyasası olmadığı rahatlıkla anlayabiliriz dostlar. Şimdi şu son zamanlarda en fazla dikkat çeken çalışmamdan birisi uzun vadeli ve orta vadeli olarak trend yapmış olan coinler raporudur. Burada Semboller. Son fiyat. Satış fiyatından son fiyatları. Burada skor. Yani burada uzun vadeli olan bir trendde ne kadar bir trendde var ve bu üzerindeki satış baskısı ne kadar azsa bu o kadar yüksek olur. Veya alış baskısı. Yani alış baskısı ne kadar fazlaysa ve satış baskısı ne kadar azsa bu skor o kadar yüksek çıkar dostlar. Bu trend strikimizde her türlü şekilde güzel bir Yükseliş dönemine girdiği anlamına geliyor Burada 5 artı varsa gerçekten çok iyi bir e, trende girmiştir Mesela engine'e bakın Engine burada 6 olmuş ve solda bir eksi yapmış bunun anlamı şudur Bir tepe yapmış güzel bir yükselişte fakat son zamanlarda tepeden biraz aşağı düşmüş bu anlama geliyor Bunlar da güzel bir yükseliş yaptığı anlamına geliyor dostlar Ben e, uzun vadeli hacim ortalaması günde 56 bitcoin olmuş son 50 günün ortalaması olarak 53 Bitcoin, son 10 günün hacim ortalaması olarak 144 Bitcoin'e denk gelen bir hacim meydana gelmiş. Evet geçmişten şu günümüze geldiğimizde bir hacim artışı olmuş. Fakat ben bunu çok sağlıklı olarak değerlendirmiyorum dostlar. Ben genelde uzun vadeli şuna filtre yapalım. uzun vadeli hacmin 150'den büyük olmasına dikkat ediyorum dostlar. Ben buraya 140, 149 yazarak daha sağlıklı daha fazla hacim olan coinlere odaklanmış olacağım. Dostlar burada trend raporuna baktığımız zaman bizim dikkat etmemiz gereken şeyler 1 ve üzeri olan rakam coinlerdir. Ve burada 5 artı olması da güzeldir. Bu hacmin de olmasına dikkat edin. Atomda dikkat edin. Şöyle bakın. Atomda hem güzel bir yükseliş trendi var hem de son dönemlerde çok fazla uzun vadeli hacim ortalaması çok fazla değişmemiş. Bunu aslında şudur dostlar. Geliştirileri satmıyor. Çok ilginçtir bu rapordan bunu anlayabiliriz. Mesela Enjin son 190 hani uzun vadeli hacim ortalaması 194'ten 50 güne baktığımızda 270 iken son 10 günü 1031 olduğunu görüyorsunuz. Enjindeki skorun bir haberle alakalı olabileceğini ve son zamanlarda trend olduğunu ve hacim aksiyonuna meydana gelmesinden doğru, dolayı bir yukarı çıktığını anlayabilirsiniz. Ama atomun genelde yükselmesinin sebebi satış baskısının olmaması on, e, olduğunu rahatlıkla buradan görebiliyoruz. Burada bizim en çok dikkat etmemiz gereken yatırım bence atomdur. Tabi enjine de bakmak gerekir. E, evet. VT'e de odaklanabiliriz. VTE belki düzeltme yapmıştır son. E, şurada sol iki tane eksi olduğuna göre. Şu an e, bu raporları bu şekilde yorumlayabileceğimizi söyleyebilirim dostlar e, kanalımızda birçok uyarılar var e, örneğin mesela tabi burada bazen kendi yazdığım sözler oluyor e, Tradingview'de paylaşımları da e, yayınlıyorum. İşte örneğin dün bir e, kanal bükücü modülümüz var. Bu kanal bükücü modülü sayesinde Raven'in 318'de bir destek olduğunu anlamıştık ve buraya 326'nın düşmesiyle birlikte Mikabot e, Price Alarm dediğimiz modül sayesinde sani saniye sahnesine bir bildirim atmıştı e, ve ben Basic Attention Token'ı saldırıp e, Twitter'da ve burada da e, haber vermiştim. E, Basic Attention Token'da bir e, şey var diye destek var diye. Bakın burada güzel şekilde paylaşmışız. Ve bugün 342'lere kadar çıktı. 318'den itibaren çok da güzel çalıştı. Saniye saniyesine buradan görebildik dostlar. Ee, kanalda birçok modül var ve ben bu modülü aşırı fazla yapmak istemiyorum. Şu an hala geliştirmekte olduğum modüller var. Bu modüllerle gerçekten piyasayı aşırı takip etmeden güzel asatlar yapabiliyoruz dostlar. Umarım bu Size bu eğitim videom umarım işe yarar. Bu YouTube'dan bu videomu izleyip Telegram kanalıma katılmak isteyenler varsa YouTube kanalımın altındaki açıklamada Telegram linkini koyacağım dostlar. Şöyle güzel bir haberim var. Ben dün'e kadar Telegram kanalı linkini hiçbir yerde paylaşmamıştım. Normalde böyle uzunlamasına bir online form vardı ve bu formu doldurduktan sonra ben Bizzat onları seçip inceleyip ekliyordum dostlar fakat düğünden itibaren artık linkte kolay şekilde bu Telegram kanalına e, Kolayca girebileceksiniz kullanabileceksiniz dostlar Şu e, 3-4 gün içerisinde bu kanalın imkanlarını gerçekten değerlendirmenizde fayda var dostlar Eğer bu videoyu Beğendiyseniz e, buna benzer videoların devamını e, istiyorsanız Beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olup e, Orada bildirim butonu tıklarsanız buna benzer videolar geldiğinde en başta sizin haberiniz olacaktır dostlar. Kendinize iyi bakın.